Bismillah ve salatu ala Resulillah. Bu dersimizde Bakara suresi 73. ayetin tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayet-i kerime فَقُلْ نَضْرِي bi بِبَعْدِهَا şeklinde başlamakta. Buradaki fa bildiğiniz üzere atıf fası. Nereden anlıyoruz? Çünkü daha önceki dersimizde "Vallahu مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ayetini işlerken bu ifadenin cümleyi muhtariza olduğunu söylemiştik. Ve Bakınız burada matuf ve matuf Ali arasında bir muhteriza cümlesi olduğunu söylemiştik. Peki buradaki matuf Ali hangisi? İddere etüm kelimesi. Matuf ise fakulna ifadesi. Öyleyse ve humma iddere etüm. Bakınız bir de ve fakulna. Bu ve yine cümlenin devamı mahiyetini taşıdığı için bu kitabın muhakkiki iki noktayı üst üste koymuş bu şekilde. Dolayısıyla bu matuf ve matuf aleyh iddara etüm ve fakulna ifadeleri olmuş oluyor. Fakulna vaktaki demiştik. Ve damiru fi idribuhu yarjuu ile nefsi. Buradaki idribuhu ona vurunuz ifadesi nefis kelimesine dönmüş oluyor. Çünkü daha öncesinde yüce mevlamız şu şekilde ferman buyurmuştu onu da göstermeye çalışayım şu şekilde. Ve iz kateltum nefsen vaktaki bir nefsi öldürmüştünüz. Buradan anlıyoruz ki bu zamir nefis kelimesine raci olmuş oluyor. Peki nefis kelimesi müennes mi, müzeker mi? Elbette nefis kelimesi müennes olan kelimelerden bir tanesi. E peki neden müzeker geldi zamir? Eğer bu kelime nefs kelimesine raci oluyorsa idribuha şeklinde gelmesi gerekiyordu. İşte müellifimiz bu sorunun yanıtını veriyor. Ve tezkiru bi tevil şahsi ev insan. Evet burada bu kelime müzekker olarak gelmiş. Müzekker olarak gelmesinin sebebi burada bilhassa nefis kelimesini veyahut da zamiri şahs ve insan olarak tevil ediyoruz. Yani buradaki nefisten maksat ya da bu zamirden maksat bir şahıs bir insan manasına geldiği için Zamir burada müzeker olarak gelebilir çünkü zamirin raci olduğu kelime şahıs ya da insan manasına gelmekte. Ev ilal katili limma dele aleyhi veyahut da ayetin ifade ettiği üzere katil olabilir. Yani öldürülen şahıs olabilir. Buradaki zamir nefse değil de katil kelimesine raci olmuş olabilir. Eğer nefis kelimesine raci oluyorsa burada bir problemle karşı karşıyayız. O da şu, bu kelimenin idribuha şeklinde müennes gelmesi gerekiyordu. Peki neden müzeker geldi? Müfessirimiz bu kelimeyi şahıs ve insan şeklinde tevil edebileceğimizi söyledi ve bu problemi çözmüş oldu. Ancak katil kelimesine dönüyorsa burada bir sıkıntı yok. Peki daha öncesinde katil kelimesi geçmiş miydi? Yani öldürülen insan kelimesi geçmiş miydi? maktul diye bir kelime geçmiş miydi? Geçmemişti. Bunu nereden anlıyoruz? Lima delle aleyhi ayetin delaletinden, siyak ve sibakından böyle bir sonuca ulaşmış oluyoruz. O da ma kuntum tektumu şeklindeydi. Lima delle aleyhi ma kuntum tektumun. Çünkü ma o şey ki kuntum tektumuna siz onu gizliyordunuz. İşte bu ayet delalet ediyor ki, gösteriyor ki ki ma'yı da burada hesaba katmış oluyoruz katil kelimesine dönebilir. Yani maktula dönebilir. Fakulna demiştik. İdribuhu ona vurunuz. Yani o maktul olan kişiye vurunuz. Bi ba'diha o ineğin bir parçasıyla. Buradaki ha zamiri bakara kelimesine dönmesinden dolayı ha zamirle gelmiş. Bakara kelimesi mühennes olması hasebiyle. Tabi bi ba'diha yani bi ba'dil bakarati onun bir parçasıyla vurunuz manasına gelmekte. Şimdi ayet kelime kerime bi ba'd dediğine göre bazı demiş. Yani bir parçasıyla vurun dediğine göre bu parçanın ne olduğunu sormamız gerekiyor ya da ne olabilir? Tabi elimizde kesin bir bilgi olmamakla birlikte ve huve lisanuha dili olabilir. Lisanı yani dili olabilir. Ev fakhiziha el yumna sağ baldır tarafı olabilir. Veyahut da oyluk tarafı olabilir. Ev acbiha kuyruk tarafı olabilir. Yani buradaki ineğin bir parçası dediğim zaman dili, oyluğu veyahut da kuyruk bölümü olabilir. Vel mana ayet kelimenin manası şu şekilde olmuş oluyor. Netice itibariyle buhu ve onlar o maktul olan kişiye vurdular. Fe Yahya ve o maktul olan kişi dirildi, yaşadı. Fehuzife zâlike lidelâleti kezâlike yuhillâhu al mevta. Şimdi aleyhi tabi bunu da şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ayet-i kerime, ayet kerimenin manası şu. Bu el mana bölümüne geçmeden önce şurayı size bir göstermek istiyorum. Şimdi fakulna dedi ki idribuhu bi ba'dihâ ölen şahsa ineğin bir parçasıyla vurunuz. Burada cümle bitti. Daha sonra diyor ki işte Cenab-ı Hak ölü olan kimseleri bu şekilde diriltir. Aslında burada bir takım şeylerin hasve gittiğini anlıyoruz değil mi? Olayın siyak ve sibakına baktığımızda şöyle bir şey olması lazımdı. Vel ma'na fadarabuhu. Evet onlar o maktul olan kişiye ineğin bir parçasıyla vurdular. Feyyahya el maktulu ve diri olan kimse yaşadı. Fehudi Fezalike Bu ifade hasve gitmiş. Fadarubu feyhya ifadesi hasve gitmiş. Yani fakul nadribuhu bi'daha fadarubu feyhya. Kendilik yahı yuhillahu el mevta. Ayet-i kerime bu şekilde olması gerekiyordu. E buradan da anlıyoruz. Bu ifade hasve gitmiş. Yani fadarubu feyhya ifadesi asfe gitmiş. Zalike dediği bu ifade olmuş oluyor. Neden? Lidelaleti kezalike yuhillahul mevta aleyhi. Çünkü kezalike yuhillahul mevta ifadesi bu ifadeye delalet etmekte. Aleyhi dediğimiz zamir zalike raci olmuş oluyor. Zalike ise fadarabuhu feyahya ifadesine raci olmuş oluyor. Yani buradaki meselemiz şu aslında. Kedalike işte bu şekilde yuhillahul mevta. Cenab-ı Hak ölüleri diriltir. E şimdi siyak ve sibaka baktığımızda şöyle olması gerekiyor. Dedik ki ineğin bir parçasıyla o ölü olan kimseye vurunuz. Onlar da vurdular. O ölü olan kişi dirildi ve işte Cenab-ı Hak ayetlerini bu şekilde gösterir. Peki buna ihtiyaç var mı? İhtiyaç yok yani bu ifadeye. Çünkü zaten kezalike yuhillahul mevta ifadesinden bu rahat bir şekilde anlaşılmakta. Peki bu olay ne şekilde yaşanmış? Ne şekilde gerçekleşmiş? Rubiye şöyle bir rivayet var. Ennehum lemma darabuhu Ne zaman ki onlar e, o ölü olan kimseye vurdular tabi ineğin bir parçasıyla kame bi iznillahü teala inek Cenab-ı Hakk'ın izniyle dirildi. Yaşama kavuştu. Ve kâle dedi ki kateleni fülânun ve fülânun falan ve falan şahs beni öldürdü li ibneyi emmihi o maktul olan kişinin amca oğullarından iki kişiye işaret ederek. Burada tabii ki katelani fulan ve fulanın muşiraten li ibni ammi şeklinde bunu anlamamız gerekiyor. İbnani kelimesi burada tesni yani müsenna olan bir kelime ancak izafeden dolayı nun hasve gitmiş. Yani ibna ammi şeklinde başında lam harfi ceri bulunmasından dolayı da li ibni ammihi şeklinde okumamız gerekiyor. İnek falan ve falan yani iki kişiden bahsediyor. Birinci şahıs ve ikinci şahıs. Tabi burada muşireten kelimesi hasve gitmiş. Muşireten li ibni ammihi maktulun amca oğullarından iki kişiye işaret ederek. Falan şahıs falan şahıs beni öldürdü dedi. Tüm ve daha sonra sakate meyten öldü. Düştü. Ya da ölerek düştü. Ve o hıza, o iki kişi yakalandı falan ve falan dediğimiz bu iki kişi. Tabi bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Ve kutila ve öldürüldüler. Ve lem yûret katilun ba'de Bundan sonra hiçbir katil mirasçı olamadı. Zaten bizim şeriatımızda da aynı şey geçerli. Katil eğer murisini öldürürse ona varis olamaz. Çünkü ana ilkemiz la yerithul katilu. ve qawluhu kedalik yuhyi llahu l şimdi işte cenab-ı hak ölüleri bu şekilde diriltir imma en yekuna hitaben lil-munkirin fi zamanin-nebiyyi ve imma en yekuna hitaben lil-lezina hadaru hayata şimdi kedalike işte bu şekilde burada bir hitap var mı evet burada kaf zamiri hitap olarak gelmiş yani ey sizler manasına gelebiliyor onun için Kedalike işte bu şekilde. Bakınız bir hitap var burada. İşte bu şekilde Cenab-ı Hak ölüleri diriltir. Peki buradaki hitap kime yapılmıştır? İmma en yakuna hitaben lil munkirine fi zamanin nebi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam döneminde yaşayan münkirlere bir hitap olabilir. Ve imma en yakuna hitaben lillezina hadaru hayat el Maktulun hayatında şahit olan, onun yaşadığını gören kişilere bir hitap olabilir fark etmez. Ve lehum onlara şunu söyledik. Kezalike yuhillahu'l mevta. Yevmel kıyame. İşte kıyamet gününde de Cenab-ı Hak ölü olan kimseleri bu şekilde diriltir ya da diriltecek. Ve yuriikum ayati size ayetlerini gösteriyor. Ey dela ilahu, ala ennehu kadirun ala kulli şeyin her şeye güç yetirdiğine dair ayetlerini bize bu şekilde açık ve seçik bir şekilde göstermekte leallekum taqilun umulur ki düşünürsünüz. Yani fe amel edersiniz ala kadiyeti ukulikum aklınızın verdiği hükümler doğrultusunda. Ve hiye o da şu. Yani buradaki kaziye şu şekilde. Kaziye kelimesi hüküm manasına gelmekte. Ve bu kaziye şu şekilde olması lazım. Enne men kadere ala ihya'i nefsin vahidetin herhangi bir şahsı diriltmeye güç yetiren zat kadere ala ihya cemiha bütün insanlığı dil, diriltebilir ve ademil ihtisas çünkü burada ihtisas yok. Yani bir sınırlandırma yok ya da özel şahsa yönelik bir faaliyet yok. Öyleyse herhangi bir şahsı diriltmeye güç yetiren bir zat bütün insanlığı, bütün beşeriyeti ne yapabilir? İhya edebilir, diriltebilir. Buradaki e, aklın kazyesi bu şekilde olmuş oluyor. Yani vahiyye kelimesi, kazye kelimesine raci olmuş oluyor. Şimdi burada ele almamız gereken birkaç mesele var. Bunlardan bir tanesi, neden Cenab-ı Hak doğrudan doğruya ölü olan kişiyi diriltmedi de bir vasıta kılmış oldu? Yani özellikle ineğin kesilmesini bir vasıta yapmış oldu. والحكمة في ذبح البقرة وضربه ببعدها. Özellikle ve özellikle ineğin kesilmesinde ve ineğin bir parçasıyla ölü olan kimseye vurulmasında ve in kadara ala ihyahihi bila cenab-ı hak her ne kadar hiçbir vasıta olmadan da diriltmeye güç yetirse dahi işte burada nasıl bir hikmet var? Et takarrubu bihi Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma var. Burada vel hikmetu fi zabh al-baqarati ve darbihi bi ve in qadara ala ihya'i la bu cümle muhtalize olmuş oluyor binevi at-takarrubu bihi hikmet kelimesi burada mübteda at-takarrubu bihi ise haber olmuş olur. Bir de el isharu bi husni takdim al-qurbeti ala talebi herhangi bir şey istemeden önce Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunmadan önce kişiyi Cenab-ı Hakk'a yakınlaştırabilecek bir amelle, güzel bir e, amelle Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkmayı hissetirmesi el işaru böyle bir uygulamanın yapılmasının sebeplerinden bir tanesi de hissettirmektir. Neyi hissettirmek? Bi husni takdimil kurbeti kişiyi Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıracak bir ameli yapmasının güzelliğini hissettirmek ala talebi herhangi bir şey istemeden önce. Demek ki insanoğlu Cenab-ı Hak'tan bir şey istemeden önce salih bir amelle, erdemli bir iş yapmak suretiyle daha sonra Cenab-ı Hakk'a dua edebilir, talebini ona iletebilir. Yani talepten önce bir şeyleri takdim etmek gerekiyor. Bunun güzelliğini ayet-i kerime bizlere hissettirmiş oluyor. Bir de ve ta'limu li ibadihi terk fil umuri. Bütün işlerde zorluğu terk etme noktasında Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir mesajı var. Cenab-ı Hak insanları eğitiyor ve onlara şöyle bir ilke öğretiyor. Terk teşdidi daha doğrusu fil umuri, işleri zorlaştırmama. İşleri zorlaştırmama. İsrailoğulları her soru sordukça ineğin vasfı da artıyordu ve öyle ki daha önce okumuş olduğumuz rivayetten de anlaşılacağı üzere o efsafta sadece bir tane ineği bulabildiler. Öyleyse insanın işi zorlaştırmaması gerekiyor. Bunu da buradan anlamış oluyoruz. Bir diğer madde vel musara'atu ila imtithali awamirillahi min gayri teftişin Cenab-ı Hakk'ın emirlerine sorgusuz ve sualsiz bir şekilde uymak ve ittiba etmek gerekiyor bu konuda insanın hızlı olması lazım. Vel musari'a hızlı olmak manasına gelmekte. İla imtithali evamirillahi Cenab-ı Hakk'ın emirlerine imtisal etme noktasında. Min gayri teftişin araştırma, inceleme yapmaksızın yani kayıtsız ve şartsız bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyulması gerekmekte vektir sual bir de çok soru sormaksızın va ve bunun dışında birçok hikmeti sahibileriz veyahutta va gayrı zalik şeklinde de okuyabiliriz. Bunun dışında birçok hikmet var burada. Onlardan bir tanesi de insanın anne ve babasının salih olmasının önemini buradan anlıyoruz. Yine bunun dışında tevekkülün önemini anlıyoruz. Bir diğer madde ise zahiri sebeplere aldanmamak, aynı şekilde zahiri sebeplerden vazgeçmemek böyle bir neticeye de ulaşmış oluyoruz. Demek ki burada birkaç madde sayabiliriz. Birincisi et takarrub bihi. Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma. Bir diğer madde el işaru bi husni takdimi'l-qurbeti ala talebi, Yüce Mevla'dan bir şey istemeden önce insanın bir takım iyilikleri yapması, sadaka vermesi, namaz kılması, insanlara faydalı olması gibi. Bir diğer madde işleri zorlaştırmamak yesiru ve la beşiru ve la bir diğer madde ise kayıtsız ve şartsız bir şekilde soru sormaksızın Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymak. Bu konuda acele etmek. Ve gayru zalik bir de bunun dışında birçok maddeyi sayabiliriz. Dediğimiz gibi geri geldiği zaman insanın anne ve babasının salih olması da büyük bir fazilet, büyük bir nimet. Tevekkülün önemini burada anlıyoruz. Yine zahiri sebeplere aldanmamak, aynı şekilde zahiri sebeplerden de vazgeçmemek gerekiyor. Vakı ile denilmiş ki, اِنَّمَا umiru Kendilerine emredilmiş, اِذَبْحِ الْبَقَرَةِ دُونَ Burada bir ineğin kesmeleri kendilerine emredilmiş, دُونَ Diğer minel behaimi, diğer hayvanlardan herhangi birisi değil de ineğin kesilmesi kendilerine emredilmiş, bunun bir hikmeti var mı? Evet var. Li'ennehu afdalu قَرَاب۪ينِهِمْ Çünkü İsrail oğullarının şeriatında en faziletli şey inek kesmektir. Yani en faziletli kurban inek olması. Bir diğer hususiyet ise وَلِعِبَادَتِهِمْ ibadetihim el ile daha öncesinde düveye ibadet etmeleri. Samir'in oluşturduğu, yaptığı düveye, ineğe ibadet etmeleri olabilir. Fe arad Allahu Teala Cenab-ı Hak istemiştir ki en yuhavine şeklinde okuyabiliriz ya da en yehune ma'buduhum şeklinde okuyabiliriz. En yuhavine okursak buradaki fail Allah olmuş olur. Ma'bud kelimesi meful bih olmuş olur. Yehune diye okursak o zaman ma'buduhum kelimesi burada fail olmuş olur. Ve arad Allahu Teala Cenab-ı Hak istemiştir en yehune ma'buduhum indehum. Onların nazarında tapmış oldukları ineğin küçümsenmesi. Küçümsenmesini murad etmiştir. Yani bu ineğin aslında hiçbir faziletin olmadığını ancak Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilmi, hikmeti gereğince bir iş yapabileceğini onlara anlatmak istemiş olabilir. Ve aradallahu Cenab-ı istemiş en yehune ma'buduhum ya da yuhevine ma'budehum ma diye okuyabiliriz bunu. Böylelikle onların tapmış olduğu o putun, ya da mabudun işe yaramadığını, değersiz olduğunu onlara göstermek istemiştir. Şimdi burası bittikten sonra bir başka meseleye geçmiş olacağız. Bu kısanın siyak ve sibakına baktığımız zaman وَكَانَ يَنْبَغِ gerekiyordu En اَنْ يُقَدَّمَ ذِكْرُ الْقَتِيلِ وَالْضَرْبِ بِبَعْدِ الْبَقَرَةِ عَلَى الْأَمْرِ بِذَبْحِهَا وَاَنْ يُقَالَ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا fiha, فِيهَا فَقُلْنَا اِذْبَحُوا بَقَرَةً bi بِبَعْدِهَا Şimdi bu kıssayı incelediğimizde bu kısada bir takdim ve tahirin olduğunu görmekteyiz. Vakani yenbagi gerekliydi en yukademe öne alınması zikrul katili maktulun vaziyeti bir de vaddar bi bi ba'dil bakarati e inen bir parçasıyla vurma emri alel emri bi daha kesilmeden önce bunun zikredilmesi gerekiyordu. Yani kesim işleminden önce kısanın siyak ve sibakına baktığımızda ilk önce şöyle olması lazımdı. Ve iz qatlutum nefsen siz birisini öldürdünüz ve daare etun fiha daha sonra tartışma yaptınız. Fakulna biz dedik ki izbahu baqaratan bir ineği kesiniz vadribuhu bi ba'diha ve o ineğin bir parçasıyla o maktul olan kişiye vurunuz şeklinde olması gerekiyordu kısanın siyah ve sibakı bu şekilde olması gerekiyordu. Şimdi kısanın başını hatırlarsanız Hz. Musa şu şekilde bir emirde bulunmuştu. Wa iz qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Cenab-ı Hak bir ineği kesmenizi size emrediyor. Okuduk 67. ayet, 68. ayet. 69, 70, hatta 71. ayet buna dahil. Ta ki 72. ayete gelinceye kadar. Şimdi doğrudan doğru Hz. Musa bir ineği kesmelerini kendilerine emretmiş. Aslında siyak ve sibak şunu gerektiriyordu. Yani siz vaktaki bir insanı öldürdünüz, Sonra tartışma yaşadınız, problem yaşadınız. Yüce Allah size dedi ki: "Bir ineği kesin ve onun bir parçasıyla ölü olan kişiye vurunuz." demesi gerekiyordu. Yani kısacası şunu demek istiyoruz. Bu "ve iz kateltum nefsen fedaretun fiha vallahu mukhrijun ma kuntum taktumun fekul nadribuhu bibedaha kedalik yuhillahu al-maut ve yurikum ayati leallekum ta'qilun." Bu bölümün daha önce gelmesi gerekiyordu. İlk önce Cenab-ı Hakk'ın o olayı anlatması lazımdı. Daha sonra ineği kesin demesi gerekiyordu ama bu kısanın siyak ve sibakına baktığımızda yani şu anda musaf tertibine baktığımızda ilk önce Hz. Musa onlara şunu söylüyor. Bir ineği kesin. Cenab-ı Hak size bir ineği kesmenizi emrediyor. Halbuki şöyle olması lazımdı. Vaktaki siz ya da sizden birisi bir cana kıymıştı. Tartışma yaptınız. Bunun üzerine Yüce Allah bir ineği kesin, onun bir parçasıyla ölü olan kimse vurun demesi lazımdı. Şimdi burada bir incelik var. Bunun anlaşılması için bilhassa bu meseleyi biraz daha tekrarlamış oldum. وَلَكِنَّهُ Teala, Evet, normal kısanın siyak ve sibakı bu şekilde olması gerekirken Cenab-ı Hak burada başka bir maslahat gözetmiş, başka bir hikmeti bize gösteriyor. وَلَكِنَّهُ Teala, Cenab-ı Hak İnneme kassa, kassasa beni İsrail'e, İsrail oğullarının kıssasını anlatmıştır. Ta'diden lima vucide minhum minel cinayet. Birçok cinayeti işlemelerinden dolayı. Ve yapmış oldukları o cinayeti gözler önüne sermek için. Bir de, Ve takri'en lehum aleyha, bu konuda onları uyarmak için. Demek ki burada kıssanın amaçlarından bir tanesi ta'diden, İkincisi takri'en. Ta'diden saymak, ortaya çıkartmak manasına gelmekte. Lima vucide minhum minel cinayet. Kendilerinde bulunan cinayetleri gözler önüne sermek, onları teker teker saymak manasına gelmekte. Evet Cenab-ı Hak beni İsrail'den bahsediyor. Peki niçin bahsediyor? Ta'diden Lima vucide minhum minel cinayet kendilerinde bulunan cinayetleri ortaya koymak. Daha doğrusu şöyle bir tercüme yapabiliriz. İşlemiş oldukları cinayetleri teker teker saymak suretiyle gözler önüne sermek. Bir diğer sebep ve takri'an lehum aleha. Yapmış oldukları bu cinayetlerden dolayı onları uyarmak. İki mesele var burada. Dolayısıyla ve hatani al kıssatani buradaki iki kıssa ve in kanata muttasilateyni her ne kadar mana itibariyle bitişik olsa dahi bir bütünlük arz etse dahi ve testakillu kullu vahidet minha her birisi müstakil ve özgün bir kısa olmuştur. Bi nev'i mine takri'i takri, i, takri i açısından yani uyarma vermiş olduğu mesaj açısından bu iki kısa aynı değil ayrı olan kısalardır. Evet taadiden itibariyle bu iki kısa aslında muttasıldır. Bir bütünlük arz ediyor bu iki kısayı birbirinden ayırt edemeyiz. Ancak içermiş olduğum mesaj açısından bu kısayı ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Bu meyanda fetestakillu kullu vahideti minhuma her iki kısa bir nev'i mine takri'i ayrı bir mesaj, ayrı bir uyarı içermekte. Birincisi fel'ula, birincisi li takri'ihim alel istihzai. Onlar biliyorsunuz alay etmişlerdi, dalga geçmişlerdi. İşte bu konuda onları uyarmak ve terkil musara'ati ile imtitali Cenab-ı Hakk'ın emrine hemen uymamaları. Ve terkil musara'a ile imtital emre bağlılık noktasında gecikmeleri ve bunu terk etmeleri. Bir de ve ma yetbe'u zalike ve buna benzer şeyler. Ve ikincisi ise littakri'i ala katlin nefsil muharrame Haram cana kıymanın riskini, tehlikesini ve vahametini hatırlatmak, bu konuda onları uyarmak. Bir de wama tabi'ahu min al azime bu wama tabi'ahum kelimesini ala katli nefs üzerine atfedemeyiz, bunu takrir üzerine atfetmemiz gerekiyor. İkincisi ise bir cana kıymanın ne kadar büyük bir fecaat olduğunu, vahamet olduğunu hatırlatma. Bir de wama tabi'ahum min al-ayat el-azime ve e, bu kısanın içermiş olduğu o büyük mucizeleri gösterme. Burası da umarım anlaşılmıştır. Şimdi bu kısaya baktığımız zaman bu kısayı aslında bir nevi muttasıl başka bir açıdan ise munfasıl olarak değerlendirebiliriz. Mana itibariyle muttasıldır ancak içermiş olduğu mesaj açısından ise e, munfasıldır onu demek istiyor. وإنما قدمت قصه الامر بذبح البقره على ذكر القتيل وإنما قدمت öne alınmıştır. Kıssatul emri bi zabh el ineği kesme emrini anlatan olay yani kıssa öne alınmıştır. Ala zikril katili ölünün vaziyetinden önce zikredilmiştir. Yani ilk önce Hazreti Musa bir ineği kesin diye emir vermiş ve daha sonra okum, okumuş olduğumuz gibi Kur'an-ı Kerim daha sonra ölü olan bir kişiden bahsediyor. لِأَنَّهُ لَوْ عَمِلَ عَلَىٰ اَكْسِهِ لَكَانَتْ قِصَّةً وَاحِدَةً Eğer aksi bir durum yapmış olsaydı Kur'an-ı Kerim o zaman tek bir kısa haline gelmiş olacaktı. لَوْ عُمِلَ şeklinde de okuyabilirsiniz bunu. لِأَنَّهُ لَوْ عُمِلَ ala اَكْسِهِ Eğer aksi bir durum ile bu kısa işlenmiş olsaydı Lekanet kıssatun vahidatan o zaman bir kısa ortaya çıkmış olur. Yani iki kısa değil bir tane kısa ortaya çıkmış olurdu. Bir de wa Muradu murad fi'tethniyetit takri'i burada iki mesajın verilmesi mümkün olmayacaktı. Buradaki amaç ve maksat ortadan kalkmış olacaktı. Lezehebel murad amaç ve mesaj kalkmış olacaktı. İtethniyetit takri'i uyarma noktasında. Onun için Cenab-ı Hak burada onlara iki uyarıda bulunmak istiyor ve onlara iki mesaj aktarmak istiyor. وَلَقَدْ ru'iyet nüktetun Burada bir nükte gözetilmiştir. بَعَدَ مَسْتُعْنِفَتْ اَثَّانِيَ اِسْتِعْنَافَ قِسَّةِ بِرَاسِيَ Dolayısıyla ikinci kısanın müstakil bir kısa olarak başlanmasında bir nükte vardır en en vusilet diye okuyabilirsiniz ya da vasalet diye okuyabilirsiniz. En vusilet bil ula bi zamir el bakara la bi ismiha sarih. Fi kavlihi idribuhu bi ba'daha. Bakınız buradaki inceliklerden bir tanesi bu kısanın aynı zamanda müstakil olduğunu hem ifade etmek hem de bir bütünlük arz ettiğini gözler önüne sermek için bilhassa bu iki kısa birbirine bağlanırken bakara zamiri kullanılmış. Yani bi ba'diha yani bi ba'dil bakara şeklinde değil bi ba'diha geçmiş. La bismiha sarih. İnein ismi geçmemiş. Yani bi ba'dil bakarati dememiş. Bi ba'diha demiş. Niçin? Li yu'leme bilinsin. Ennehuma kıssetani. Bu iki kısadır. Fima yercu ile takri'i mesaj açısından iki kısa olmuş oluyor. Ama vakıssetun biz bi zamiri arraci ile bakarati bakaraya zamirin raci olmasıyla tek kısa olduğunu bizlere hatırlatıyor. Dolayısıyla dostlar biz şunu bilmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi yani bütün bu okumuş olduğumuz bölüm ta şuradan itibaren bize şunu anlatıyor. Bu iki kısayı ne şekilde değerlendirebiliriz? Muttasıl mı? mufasıl mı? şunu dememiz gerekiyor. Mesaj açısından münfasıl ancak bütünlük açısından tek bir kısa olmuş oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim bunu muazzam bir şekilde yapıyor. Ne şekilde yapıyor? Özellikle idribuhu bi ba'diha zamiriyle bir taraftan bu kısanın aynı olduğunu anlatıyor. Bir taraftan da aynı olmadığını bizlere anlatıyor. Vakile hadil kısa denilmiş ki bu kısa Tushiru, ile enne men arada ihya kalbihi bil müşahadat müşahadelerle kalbini ihya etmek isteyen vel yumit nefsehu bi enva'il mücahedat çok çalışmak suretiyle nefsini öldürsün. Bu tabi tasavvufi ve işari bir tefsir olmuş oluyor. Her kim ki Cenab-ı Hakk'ın kudretini, ilmini, büyüklüğünü, azametini o manevi alemi müşahade etmek istiyorsa, öyle bir niyeti varsa, ne yapsın? Men arada ihya ihya kalbihi bil müşahadat müşahadelerle kalbini ihya etmek isteyen varsa o zaman mücadeleyle ile nefsini öldürsün. Buradan da öyle bir sonuç çıkmış oluyor. Tabii bu konuda çok ilginç yorumlar da var. Özellikle tasavvufi ve işari tefsirlere bakabilirsiniz. Şimdi burada dostlar ne yapabiliriz? Dersimizin şöyle bir kısaca özetini verdiğimizde daha iyi anlaşılacağını düşünmekteyim. Her şeyden önce faqunla ifadesiyle başladık. Oradaki fa'nın atıf harfi olduğunu söyledik. Neyden dolayı? Vallahu muhricu ma kuntum tektumun ifadesinden dolayı. Bu ifadenin cümle muhteriza olduğunu söyledik. Matuf ve matuf aleyh arasında bulunan bir cümle muhtariza. Buradaki matuf aleyh iddara matuf ise faqulna. Dolayısıyla bu vavu da buraya eklemeniz gerekiyor. Yani wahuma buradaki matuf ve matuf aleyh, o ikisi bakınız iddaretum ve faqulna olmuş oluyor. Bu şekilde okumanız gerekiyor. Şimdi idribuhu kelimesine baktığım zaman ona vurunuz. Manasına gelmekte. Bu zamir nereye raci olmuş oluyor? Bu zamir nefis kelimesine raci olmuş oluyor. Peki nefis kelimesi müennes müzeker mi? Elbette bu kelime müennes olan kelimelerden bir tanesi. Dolayısıyla ve tezkir buradaki mü müzekerlik sebebi bi tevil şahsi ve insani bu nefsi bir şahıs ve insan olarak yorumlamış oluyoruz. Veyahut da katil kelimesine raci olmuş oluyor. O zaman zaten bir sıkıntı yok. Ama ayetin öncesinde katil diye bir kavram yok. Yani ve iz kateltum katilen diye bir ifade yok. Bunu nereden çıkartıyoruz? Lima delle aleyhi ma kuntum tektumun ifadesi bunu ifade ettiği için. Bunu da bir nevi madan çıkartabiliriz. Buradaki ha zamiri ineğe dönmüş oluyor. İneğin hangi parçası? Dili veyahut da oyluğu veyahut da kuyruğu olabilir. Bunu da söyledik. Ve burada bir hazif vardır. Yani fadarabuhu feyahya el maktulu ifadesi hasve gitmiş. Neden hasve gitmiş? Kezalike yuhillahu'l ifadesi ona delalet etmesinden dolayı. Daha sonra bu inek diriliyor ve burada okumuş olduğumuz gibi falan falan kişi beni öldürdü diyor ve o ikisi yakalanıyor ve öldürülüyorlar. Ve bu saatten sonra hiçbir katil artık mirasçı olamıyor. Keda'lik'e yuhil lahul Burada bir hitap var. Hitap kaftan kaynaklanıyor biliyorsunuz. Bu hitap Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan inkirler, inkarcılara bir hitap olabilir. Veyahut da maktulun yaşamına yetişen, onu gören, onunla birlikte yaşayan çağdaşlarına bir hitap olabilir. Yevmel kıyameye dönmüş oluyor. Burası da anlaşıldı. Dolayısıyla leallekum teakilun umulur ki düşünürsünüz. Yani düşünmeniz için. Burada bir akli hüküm vardır. Akli bir kaziye vardır. O da şu. Men kadere ala ihya'in nefsi vahidetin bir kişi dirilten zat kadere ala ihyai bütün herkesi diriltebilir. Bir Adam'ın ihtisas burada ihtisastan bahsedemeyiz. Yani herhangi bir sınırdan e, bahsedemeyiz. Birkaç soru var burada. Birincisi şu. Neden ineğin kesilmesi kendilerine emredilmiş? Ve neden ineğin bir parçasıyla ölü olan kişiye vurmuşlar? Müellifimiz burada vasıtadan bahsetti. Cenab-ı Hak isterse istemiş olsaydı vasıtası bir şekilde de onu ihya edebilirdi. İşte müellifimiz burada birkaç sebebe temas etti. Birincisi اَتَّقَرُ bihi Yani o kurban ile Cenab-ı Hak'a yakınlaşmak. İkincisi bir şey istemeden önce kişinin bir takım şeyleri takdim etmesi. Üçüncüsü işleri zorlaştırmama. Dördüncüsü Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyma. Yani teftişe, teksire gerek kalmadan, sorgu suale gerek kalmadan, e, karşı çıkmadan Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyma. Bir de vahir özellik bunun dışındaki birçok hikmetten bahsedebiliriz. Biz bunlara temas etmiştik. Neden, neden inek kesildi peki? Ya da kesilmesi gereken hayvan neden inek olarak seçildi? Bunun da birkaç sebebi var. Birincisi İsrail şeriatında en faziletli kurban inek olmasından dolayı veyahut da daha öncesinde onlar buzağa tapmışlardı, düveye tapmışlardı. Cenab-ı Hak onların mabudunu küçük düşünmek için bunu yapmış olabilir. Burada takdim ve teakhirden bahsettik ve bunun da hikmetinden söz ettik. İlhassa şu okumuş olduğumuz pasaj çok önemli. Yani bu olayın nirengi noktası şurası. Dolayısıyla bu bölümü doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Her şeyden önce şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu anlatılan şeyler bir tane kısa mı yoksa ayrı ayrı iki tane kısa mı? Veyahut da şöyle dememiz lazım. Bu iki kısa arasında bir bağlantı var mı yok mu? Müellifimiz bize şunu söylüyor. Ve in kânetin Zaten bu iki kısa birbiriyle bağlantılı. Ancak ayrı oldukları nokta verdiği mesaj noktasında. Öyleyse mesaj açısından ayrı ayrı olan kısalar ancak kısa olması itibariyle tek bir kısadan bahsetmiş oluyor. Ve bu mesajın ne olduğunu da burada sizlerle paylaşmış olduk. Velhamdülillah Rabbil Alemin. ila ruhil muellif. El Fatiha.